Evet, herkese merhabalar. Bugün size Ay Yıldızlı Bayrak anahtarlık yapımını göstereceğim. Yapımı çok basit ve tam da bayrağımızın ölçülerinde bir anahtarlık. Hemen uzatmadan Ay Yıldızla başlayalım. İplerimizde nakosaten kullandım. 207 numara. Beyazda herhangi bir o kalınlıkta. Amigurumi ipi olabilir, pamuklu ip olabilir. Bu bombonun patik ipiydi, yanılmıyorsam. Elimde o parça vardı, onu değerlendirdim. Siz de elinizdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Bir de şöyle küçük bir anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. Örmeye başlayalım. Evet, şimdi ay yıldızını yapmaya başlayalım. Daha önceki toka videomda göstermiştim ama bu videonun içinde bütünlük kazansın diye hızlı bir şekilde ikisini bir parçada anlatacağım. İki tane zincir çekiyoruz. Sondan bir öncekinin içine batıyoruz ve 5 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Evet. İlk yaptığımızda kaydırma yöntemiyle batıyoruz, içinden çekiyoruz, bir zincir çekiyoruz. Şimdi her ilmeğin içine ikişer tane batıyoruz ve 10 tane sık iğne elde ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar ilk yaptığımız sık iğnenin içine batalım. Kaydırma ile birleştirelim. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Bir öncekine, sondan bir öncekine sık iğne. Onun yanındaki ne ise yarım trabzan. Bir tane atlıyoruz. Ve kaydırmayı da birinci kanadı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Sondan bir önceki zincire sık iğne, onun yanındakine yarım trabzan. Çıktığımız yerin iki yanının içine giriyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. 1, 2, 3. Sık iğne, yarım trabzan. İkinciye batıyoruz, ilmek kaydırıyoruz. Evet, bu şekilde 5 tane kanadımızı yapalım. Evet, beşinciyi de yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. İlk yaptığımız kanadın yarısına batıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Oraya çıkıyoruz. Şöyle de yakından gösterelim. Bir zincir çektik. İlk yaptığımızın ortasından batıyoruz. Kenarından ilmek kaydırıyoruz. Şöyle biraz daha hafif yükseltelim. Bu sefer yıldızın en üstüne batalım. İlmek kaydırmayla da oraya gelelim. Evet, şimdi ters çevirelim. En üste geldik yani bu şekilde. 15 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yıldızın ters tarafından birinci kanat değil, ikinci kanadın bir kanat atlayalım. En üstüne batalım ve oradan kaydırma yapalım. Bir zincir çekip dönelim. Evet. Şimdi bu boşluğun içine, katlara batmadan bu boşluğun içine 3 tane sık iğne. 1, 2, 3 sık iğne. 3 yarım trabzan. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan. Birinci. İkinci. Üçüncü. 3 tane üçlü trabzan. Birinci. İkinci. Üçüncü. 3 tane ikili trabzan. Bir. İki. 3 3 tane yarım trabzan. 1 2
3 yarım trabzan dolayıp üçünü bir arada çekmek. 3 tane sık iğne son olarak. 1 2 ve 3. Evet. Ayımız da bu şekilde bitti. Evet, ilk yaptığımız çıktığımız yıldızın ucuna bir tane batalım. Çekelim ilmek kaydırmayla. Şöyle bir tane de zincir çekip ipimizi keselim. Evet. Ay yıldız bu kadar. Bütün bir şekilde. İpi arkadan çektik. Ay yıldız bitti. Şimdi nakosa teneğimizi alalım. Kırmızı ipimizi. Hemen onun da tarifini paylaşalım. Evet. Şimdi 23 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bu arada içine az bir elyaf doldurdum. Özür dilerim onu söylemeyi unutmuşum videonun başında. Ufak yani çok hafif bir dolgunluk sağlaması için azıcık bir elyaf vardı. Elyafa da ihtiyacımız var. Dileyen koymayabilir ama o dolgun görüntü bayrağı daha güzel gösteriyor. Evet, 23 tane zincir çektik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. Sondan bir öncekine batıp her deliğin içine sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda 22 tane sık iğne elde edeceğiz. 2, 3, 4. Tek tek batacağız. Sıra sonunda elimizde 22 tane sık iğne olacak. Evet. 22 tane sık iğne elde ettik. Nakosaten diğer pamuklu iplere göre biraz daha kalın. Dilerseniz 23-24 de yapabilirsiniz. Yani şu boşluklar şöyle birer baş parmağınızda şöyle ölçün. Kenarlardan boşluk kalsın. Alttan üstten fazla boşluk olmasına gerek yok. Hani elinizdeki ip nakosaten değildir, belki başka markadır. Şöyle birer baş parmak sağdan soldan kalsın. Yarım parmak olacak şekilde alttan üstten kalsın. Tam bayrağın ideal ölçüleri oluşuyor. Evet, burada 22 tane sık iğne elde ettik. Bir tane zincir çekip dönüyoruz. Tekrar bu işlemi yapıyoruz. 12 sıra boyunca 12 kere git gel yapıyoruz. Yani şu iki çatallı görüntüden 6 tane oluşacak. Yani 12 sıra boyunca git gel yapacağız. Bir tane kareyi, bir tane dikdörtgeni oluşturacağız ama ip koparmayacağız. Bunu ip koparmadan yapacağız. Ay yıldızı da ip kopartmadan yaptık. Kırmızıyı da ip koparmadan yapacağız. 12 sıra git gel yapalım. Ondan sonra da buluşalım. Köşe başlarında birer zincir çekmeyi de unutmayın. Evet, ben 11. sırayı yaptım. Şimdi köşe başındayız. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bu da son sıram. 12. olmuş oluyor. Bunu sizlerle yapmak istedim. Saymakta zorlanıyorsanız şöyle gösterelim ekranda. Bakın. Bura ön yüzü. Şöyle balık sırtı gibi. Şu arka yüzünden sayın. Bakın. Hep çifter çifter sıralar oluşuyor. Bundan 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. sırayı ters yüzünden de anlayabilirsiniz. Kolaylık olur. Bu şekilde şöyle parçalar halinde 6 tane oluşacak.
Bu aşamada biraz dar gibi gözükebilir. Ay yıldızı üstüne koyduğunuz zaman. Şöyle ipim dolaşmış. Dikişte birleştirmeyeceğiz. O yüzden de yani iki sıra daha artacağını düşünün. Şurayı bitireyim. Hemen size nasıl olduğunu göstereyim. Evet. Bu 12. sıram. Şöyle bir tane de zincir çekelim. Dursun. Şöyle göstereyim. Çok dar gibi duruyor. Hatta ucu ucuna yetiyor. Ama biz bunları dikişte değil sık iğneyle birleştireceğiz. Burada ipi koparmayın sakın. O yüzden yani bu darlık sizi yanıltmasın. İkinci parçayı sık iğneyle yapacağımız için anahtarlıktaki o ideal görüntüye ulaşacak. Şimdi biz ne yapmıştık? 23 zincir çekip bir tanesini atlayıp her birine doldurmuştuk. Şimdi burada da bir tane çektim. 25 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 tane. Bakın hiç ipi koparmıyoruz. 25 tane zincir çektik. Sondan bir öncekinden başlayarak tekrar 22 adet sık iğnemizi yapalım. 2, 3, 4, 5. Her bir kata batıyoruz. 6, 7, 8, 9. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz. İpi içinden kullananlardan olduğum için o yüzden ip bazen böyle topağıyla geliyor. 19 tane yaptım. 20, 21 ve 22. Arada böyle iki tane küçük zincir kalıyor. O önemli değil. Tekrar bir zincir çekip dönelim. Ve tekrar her bir sık iğne deliğinin içine batarak sıra sonunda yine 22 tane sık iğne elde edelim. Az önceki yaptığımız işlemin aynısını buraya da uygulayalım. 12 sıra git gel yapacağız. Aynı dikdörtgenden ipi koparmadan bir tane daha oluşturmuş olacağız. Videoyu fazla uzatmadan bu kısmı hemen atlayıp size bitmişini göstereyim. Evet. İki tane parçamızı da bitirdik. 12 sıra. 22 sık iğneden oluşan iki parçamızı bakın ip koparmadan yaptık. Şimdi bunları böyle birbirine katlayacağız. Tersi düzü hiç fark etmez takılmayın. Böyle birbirine katlayacağız. Dört bir tarafını sık iğneyle dolanacağız. Evet, ilk yaptığım yerin içinde ip kalmış. Şöyle onu alta saklayalım biraz. Dediğim gibi elyaf zevkinize kalmış. İster uygulayın içine, ister uygulamayın. Bu şekilde olabilir. Bir tane buradan sık iğne alıyoruz. Bir tane şöyle yaklaştıralım. Bir tane buradaki yerden, boşluktan alıyoruz. Bir tane de arkadakinden alıyoruz. Ve bildiğimiz normal standart sık iğneyi yapacağız. Evet, bir tane buradan aldım. Bir tane karşısından aldım. Tam böyle eşitleyin. Sayısı sayısına denk gelsin. Çünkü 22 burada var, 22 burada var.
Tam sayısını düzgünce götürürseniz bozukluk olmayacaktır. Evet, sık iğne yapıyoruz. Bir tane buradan, bir tane karşıdan alıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde dört bir tarafını dolanacağız. Burada ben bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Sık iğne yapmadan önce. Az evvel aklıma gelmişti. Şimdi ben bu ay yıldızı bu anahtarlığın üstüne dikmedim. Henüz boşta. Ben bunu silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Kolaylık olur. Toplu siparişlerde de. Silikon tabancası olmayan da ne yapsın? Bu aşamada istediği yüzün birine ay yıldızını koysun. Beyaz iple, ince dikiş ipiyle alttan üstten bu aşamadayken diksin. Çünkü içi dolu olduktan sonra dıştan bir tel atmak zorunda kalınacak. O zaman ipler gözükebilir. Ama bu aşamadayken alttan üstten çıkılırsa her bir tarafından böyle bir de toplu iğneyle tutturun dikmezden evvel. Daha iyi duracaktır. Silikon tabancası olmayan da bu aşamadayken dikiş ipiyle diksin. Evet, sık iğneye devam edelim. Bir tane ön yüzden, bir tane de arka yüzden aynı anda alıp sık iğne yapıyoruz. Bir şekilde dikişini de yapmış oluyoruz. Evet, sıra sonunu da göstereyim de aklınızda soru işareti kalmasın. Ben bu bir sırayı yaptım. Buradan alıyoruz. Bir de bu köşeden alıyoruz. İkisini birden. Bir tane sık iğne yaptık. Şimdi aynısından aynı yere bir kez daha yapıyoruz. Hatta içinize sinmezse üçüncüsünü bile yapabilirsiniz. Yani orasının büzük bir şekilde kalmaması için hatta şu şekilde üçüncüyü bile yapabilirsiniz. Rahat bir dönüş olsun. Ondan sonra bu yanda ise oradaki detayları da gösterelim. Aklınızda hiçbir şey kalmasın. Bakın. Kırmızı çok parlak bir ip olduğu için netleştirmekte zorlanıyorum. Bu 6 tane oluşan bu ikili ikili görüntülerin bir tane bu ters çıkıntıya, şuna bir tane boşluğa, bir tane ters çıkıntının yanına bir tane boşluğa bata bata bu aradaki sık iğnelerin hepsini tamamlarsınız. Yani 12 tane olması lazım. Onlar da 12 sıra olduğu için. Bir şu boşluğa bir onun yanındakine bakın tığla ucunu gösteriyorum size. Buralara bata bata sık iğnemizi yapalım. Tekrar burada zincirle birleştirdiğimiz yeri de orayı da böyle kapatalım. Aynı şekilde buraya da 3 tane yapın. Tekrar dönün. Sadece bir ucu açık kalacak şekilde bitirelim. Çünkü buradan elyaf dolduracağız. Evet, 3 tarafını bitirdik. Şöyle gösterelim bakın. Kese gibi ağzı açık kaldı. Köşelerde aynı deliğe üçer kez battık sadece. Şimdi elimde azıcık şöyle bir standart boncuk elyaf var. Çok ince bir şekilde böyle abartı olmayacak şekilde içine dolduralım. Ve de fazla aşırı doldurmayın. Hafif bir dolgunluk versin. Şöyle köşeleri de parmağınızla ittirin. Bu şekilde yeterli. Hafif şöyle minik bir yastık gibi. Amigurumi küçük oyuncak yastıkları gibi. Evet, şu şekilde yeterli. Tekrar sık iğnemizi devam ettirelim. Şöyle
Arada elyafları da içine bastıralım. Evet, sıra sonuna kadar bu birleşimimizi de yapalım. Evet, şimdi köşeye geldik. Köşede şöyle yapacağız. Şöyle. Yakından göstereyim, elim kaymış. İlmek kaydırma yapıyorum. İki tane zincir. Evet, şimdi bu köşeye geldik. Bir tane ilmek kaydırma yaptık. Evet, ilmek kaydırma yaptık. Şimdi anahtarlık aparatımızı alalım. En ucundaki zinciri tığın içine sokalım. Evet, tığın içine soktum. Buradan ipi içinden çekelim. Onu da az önceki ipin içinden çekelim. Ve tekrar boşluğa bir ilmek kaydırma yapalım. Tekrar zincirin içine arkasından tığ sokalım. İpi içinden çekelim. Onu da az önceki ilmek boşluğunun içinden çekelim. Tekrar ilk çıktığımız yere ilmek kaydırma yapalım. Sonra bir yanındaki ilmek boşluğunun içine ilmek kaydıralım. Şöyle bir tane zincir çekip ipi keselim. Bakın, ekstra bir dikiş de yapmadık. Bunu da böyle tığıyla arkadaşlar, fazlalık ipi içinden çekelim. Yani sık iğne ile zincir boşluğunu tutturduk. Kaydırmadan da yapabilirsiniz. İlla ilmek kaydırma olacak diye bir şey yok. Siz sık iğne de birleştirebilirsiniz. Bakın. Gayet de oldu. Evet. İster bu şekilde, ister de yönü bu tarafa gelecek şekilde. Bence en güzel bu tarafta durur. Siz sık iğneyi ilk örerken buradan da tutturup devam edebilirsiniz. Ya da sonra iğneyle de yapabilirsiniz. Anahtarlığımız bu kadar. Şöyle gösterelim. Ben bu ay yıldızı silikonla yapıştıracağım. Sıcak silikonla. Olmayan da dikebilir. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın anahtarlığı bu kadardı. Yapanların eline sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.